Evet arkadaşlar şu anda size önceden de bahsettiğim dijital dünyada iddialı genç, yaratıcı yönetmen ve fotoğraf sanatçısı Özlem Diker ile beraberiz. Özlem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız? Mehmet Bey. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Pandemi döneminde bizi beklediğiniz orada çok teşekkür ederim. Rica Bize zaman ederim. ayırdınız. Ben 2004 yılında başlayan reklamcı hayatınızı bize kısarak anlatarak başlamanızı için rica edeceğim. Sonra detaylara ilerledikçe gireceğiz. Okey? Okeydi. 2004 senesinde reklamcılık kariyerim başladı. Butik ajanslarla başladı. Ama hep güzel müşterisi olan, büyük sıkı işler yapan network ajanslarından ayrılanların kurduğu butik ajanslarda başladı 2004'te ve devam ederek, yolu ilerleterek network ajansları, Dragdansu, ilk sonrasında TBW'ye, benim hayalim de ki orada çalışıyorlar. Oraya Evet. girdim. Hatta ondan sonra TBW'ye girdikten sonra başka bir yerde çalıştım, artık kendi markamı kurarım diyordum ki öyle oldu. Ondan sonraki süreç zaten kendi markamı kurmamla birlikte bambaşka bir yere doğru gitmeye başladım. Evet. Şu anda kendi markanızı kurdunuz ve o markada devam ediyorsunuz. Evet. Özlem Diker Fotoğraf Atölyesi'ni kurdum 2017 senesinde. Ocak ayıydı. O kısma şimdi girmeyeyim, isterseniz daha sonra Tabii, detaylardan tabii, tabii, tabii. Tabii, ben şeyi sormak istiyorum. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Yani yaratıcı yönetmenlik var, fotoğrafçılık var, bahsedeceğim. yeni medya sanatçısı olmak var ve girişimcilik var. Bunlar Evet. çok farklı şeyler. Beraber olabiliyor artık. Fotoğrafçılık hayatının mesleğinizde kapladığı yeri de çok merak ediyorum. Çünkü bayağı yoğun Evet. fotoğrafla ilgileniyorsunuz. Bir de 15 yıldır reklam ve pazarlama sektöründeki deneyimleriniz de çok fazla. Bunları yeni dönem dijital çalışmalarla birlikte mix ederseniz nasıl paylaşırsınız? Onu alabilir misiniz? Şimdi Mehmet Bey, benim sektöre girdiğim zaman da reklam dünyası siz benden daha önceki dönem siz gerçi, ama daha iyi bilirsiniz o kısımları. Benim Biz hocalarım, ustalarım o manuel zaman... dönem. Biz buna Evet. manuel dönem. Aynen. Ben tam girdiğimde dijital dönemde başladım aslında. Yani ilk fotoğrafçılık, profesyonel anlamda fotoğrafçılık kariyerim de bir dijital kamerayla başladı. Analog kamera elbette ki var, kullanmayı çok iyi biliyorum, karanlık oda banyoları falan, ama reklam kısmı da böyle, grafik tasarım kısmı da dijital dünyaya tam geçtiği süreçti. 2004 senesini start verdim. Şimdi o dönemlerden bu döneme geçtiğimizde reklam dünyasında ciddi bir bozulma var. Yani artık dijital dünyada özellikle bu sosyal medya tarafında herkesin kendini tasarımcı ilan ettiği, herkesin kendini fotoğrafçı ilan ettiği bir çağdayız. Müşterilerin her şeyi çok iyi bildiği bir çağdayız. Bu anlamda bu işleri yönetmek oldukça zor oluyor bizim açımızdan. Siz de çok iyi biliyorsunuz, sektördeyiz, emeklilikteyiz bu konuda. O dönemlerde şimdiki dönemi kıyasladığımda biraz daha kötü diyebilirim rahatlıkla. Hem yapılan işlerin çıkan kalitesi anlamında, o dönemlerde kazandığımız bütçeler, iş yaptığımızda kazandığımız paralarla şimdiki arasında dağlar kadar fark var mesela. Yani özellikle çok rahat söyleyebilirim ki 2010 senesine kadar çok güzel paralar kazandım. Ama 2010 senesinden sonra sektörde bir düşüş başladı. İşte freelancerların oranı arttı. Herkes internette işte 100 liraya logo tasarlıyor, 200 liraya web sitesi tasarlamaya başladı. Firmalar kendi departmanları arasında pazarlama grupları, grafik departmanları kurdular işte. Şu an ilgilenen nokta daha da berbat. Hemen öner marka bir sosyal medya uzmanı var. İşte bir tane grafiker bunu tutturuyor, tüm işleri ona yaptırıyor. Maaşlı bir adam buluyor, işte fotoğrafçı getiriyor. Mümkün olduğunca ajansa, tasarımcıya az para ödeyeyim, işi daha ucuza getireyim derdinde. Gün sonunda iş kalitesi beklenen tatlı tabii ki artır. Peki çok fazla bunu farkındalar mı? Bunu istiyorlar mı gerçekten diye sorguladığımda da birçok müşterimde. Yani işte dakikada Instagram'da timeline'a baktığımızda hani kaç görüntü düşüyor? Herkes makyaj modunda olduğu için çok da üstüne düşünmüyorlar açıkçası. Müşteri Evet. tarafında bu dönemde bunu gözlemledim ben Mehmet Bey. Evet. Peki bu şey yeni medyayla ilgili düşünceniz nedir? Yeni medya. Çünkü yeni medya çok gelişti şu anda. New medya. Evet. Yeni medya sanatçıları çağımızın artık sanatı tamamıyla orada. Yani tabii eski yapılan işler, zanaat gerektiren işlerin de değeri ve kıymeti emeği çok büyük, ama
dijital dünyaya tamamıyla entegre olmuş durumdayız. Bundan sonraki süreçte sanatçıların dijital ağırlıklı işler yapmaları çok daha mantıklı olacak. Onların daha kendilerini ilerletmeleri, sektörü yaratmaları adına aldı başını Evet. gidiyor zaten. Yani yeni medya sanatçısı dijital iş üreten ben de kendimi öyle tanımlıyorum. Çünkü sergi açtığım kulvarlarda hep dijital işler üreterek kendi çektiğim fotoğraflarda, Photoshop'ta ve bilgisayar üzerinden dijital art ve kolaj yapıp sergiledim. Bu anlamda şu andaki önü en açık sanat grubu olarak yeni çağ sanatçıları görmekteyim. Evet. Reklamcılıkta da biliyorsunuz fotoğrafçının yeri çok önemli. Gerçekten ciddi bir önemi var. Bu Evet. eskiden beri böyle. Yani fotoğrafçılık reklamcılığın içinde beraberler ama ayrı olarak beraberler. Evet. Fakat önemi her zaman vardı. Dijital bakış ve teknoloji çok ağır basıyor artık biraz önce söylediğiniz gibi. Manuel çalışmalarda artık kişiye özel yaratıma girmeye başladı. Bence manuel çalışmaların kalitesi hala dijitalde yok. Yani Ara Güler, rahmetli Ara Güler'in Evet. çalışmalarına bakın. Hepsi analog ve Evet. siyah beyaz çalışmalar. Evet. Kaliteye görüyorsun. Siyah beyaz. Evet. Hiçbir şey yok. Oynamıyor. Direkt natural kullanmadan kaynaklanan bir şey. Hiç konuşmaya bile gerek kalmıyor. Bundan dolayı burada ne düşünüyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Yani manuel çalışmalar özlüyor musunuz? Ya da manuel çalışmalar yapıyor musunuz? Ben bu tarzdaki çalışmaları merak ediyorum. Sizde var mı şu anda ya da yapıyor musunuz? Ya da müşterilerden istek oluyor mu konsept anlamında? Nerede? Keşke gelse müşterilerden bana. Müşterilerimiz, ay çok acele. 5 dakikamız var, 10 dakikamız var. Yani şu anki elimizdeki yüksek teknolojiyle çalışıyoruz yaptığımız her işte. Ona rağmen bile hızımız yetişemiyor Mehmet Bey. Yani o kadar çok hızlı tüketim çağındayız ki. Bir an önce her şey ama yapalım, bitsin. Tasarımı bitsin, işte bir saatte tasarım bitecek, fotoğraf bitecek, animasyon isteniyor, animasyon bitecek. Bunların hepsi size bir saatte müşteriye teslim edilecek. Mümkün mü? Yani mümkün değil. Yapılıyor ama çıkan iş kalitesi istediğiniz gibi mi oluyor? Hayır. Gelelim manuel dünyaya. Ben analog çekmeyi çok seviyorum. Yaklaşık 8 tane de analog kameram var benim. Dönem dönem çalışmalar yapıyorum tabii ki. Keyfe keder, sanatsal işler oluyor bunlar. Vakti geldiğinde güzel bir sergi de düşünüyorum aslında manuel ürettiğim, çektiğim fotoğraflarla alakalı. Ama bunun sektörü uyarlaması gerçekten çok zor. Yani şu anda geldiğimiz noktada manuelle iş yapmak mümkün değil. Mümkünatı yok. Dediğim gibi dijitalde bile çok hızlı süreç olmamıza rağmen yetişemiyoruz. Yani o yoğunluğa ve müşterinin talepleri bile zorluyor bizi. O yüzden dijital olmasaydı bilmiyorum ne olurdu, halimiz ne olurdu? Çok zor olurdu Şimdi diye şey düşünüyorum. bahsetmiş, burada bir arkadaşımız burada yazmış, Mustafa İlik, ressam arkadaşımız. Evet. Tüm disiplinlerde manuel, klasik sanatta her zaman var olacaktır diyor. Ben buna katılıyorum yani. Doğru diyor. Manuelin Varlıklar. yok olma şansı yok. Yani çünkü manueli bilmeyen insan, yani klasiği bilmeyen insan dijitale Aynen. adapte olması bence çok daha zor. Çünkü manuel dediğimiz kısım işin temeli zaten. Evet. Temel prensiplerin olduğu yer. Bunu bilmeden dijitale girenlerin halini görüyoruz. Yani Evet. o kadar komik şeyler çıkıyor ki, yani hem fotoğraf sanatıyla ilgili olsun, hem de webde olsun, web tasarımlarda olsun. Yani normal klasik eğitim, yani klasik grafik tasarımı, yani sanatla ilgili klasik bilgileri olmayanlar şu anda hem ekranları kirletiyorlar, hem de insanların şu anda izlediği dünyayı kirletiyorlar. O bakımdan Maalesef. manuel çalışan, yani manuel sanat bence ölmeyecek ve devam edecek. Fakat biraz önce bahsettiğimiz kısım endüstriyel kısım. Biliyorsunuz grafik sanatlar endüstriyel bir sanat. Evet. Fotoğraf da artık fotoğraf da endüstriyel sanata hizmet ediyor oldukça yoğun bir şekilde. O zaman da ne oluyor? Müşterilerin istediği olmak zorunda. Çünkü biliyorsunuz endüstriyel sanatlarda %100 müşteri memnuniyeti gerekiyor. Yani müşterinin memnuniyetiyle siz para kazanabiliyorsunuz, fatura kesebiliyorsunuz ve yaşamınızı devam ettirebiliyorsunuz. Tabii, Bu tabii, durumda da sipariş oluyor. Siparişte de sanat olmayacağına göre, yani tabii. duygunun olmadığı yerde sanat da olmayacağı için bizler şu anda elimizden geldiği kadar sanat yapmaya çalışıyoruz. Siz de öyle. Fakat Evet. dijitali bence siz de
o bilgilerinizle daha farklı, daha güzel hale getiriyorsunuz. Yoksa müşteriye bırakırsanız her şeyi gerçekten onlar işte bildiklerini zannediyorlar bilgisayar bilgileriyle ya da birkaç program bilebilirler. Okey, ama tasarımcılık ya da sanat çok farklı bir şey. Öyle bir saatte logo çıkmaz. Yok, bir saatte logo çıkmaz. Zaten. Yani iki saatte broşür hazırlanmaz. Böyle şeyler yok. Ama şu anda bunu istiyorlar. Bunu istiyorlar ve maalesef reklam dünyasında buna kaymaya başladı. Yapacakları başka bir şey yok. Adam diyor ki paramla mı lezzetli olacağım diyor. Başka yere gidiyor. Bütün i̇şte burada bizim tarafımızda çok iş düşüyor Mehmet Bey. Yani bu işi yapan kişileri, tasarımcılara, ajans başkanlarına, reklam dünyasının kreatif insanlarına, reklam dünyasının müşteri ve marka kısmındaki yer alan arkadaşlarına. Müşterilerimizin ne yazık ki para kaybetmeme ve müşteri kaybetmeme korkusundan kaynaklı her şeyi yaparız, ederiz, olur denmemesi gerekiyor. Burada bir dik duruş sergilenmesi gerekiyor. Ne yazık ki reklam dünyası bundan kaybediyor zaten. Yani son 5 yılda baktığınızda hangi iş Türkiye adına söylüyorum, ne kadar yaratıcı, ne kadar kreatif reklam filmleri var, ne kadar unutulmayacak işler dönmekte. Hemen hemen neredeyse birçok yurt dışında uyarlı ama izlediğimiz televizyon programları da öyle ki zaten baktığımızda ekranlar. Evet. Çok farklı işler görmekte miyiz? Hayır, yani sürekli böyle dön başa işte İspanya'dan biraz alalım, biraz İtalya'dan alalım, biraz Amerika'dan alalım, ortaya bir şey çıkartalım. Ki bizim çok güzel bir coğrafyamız var, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz renk olarak, rengarenk bir ülkeyiz ama bunu ne tasarımlarımıza uygulayabiliyoruz, ne yaptığımız işte çok özgürüz, ne çekilen reklam filmlerinde çok özgürüz. İşte burada müşterinin talepleri doğrultusunda doğru müşteri ve doğru karşılıklı anlayış da birlikte ortaya güzel bir iş çıkıyor. Ben hep diyorum, reklam sektörüne ilk girdiğim zamanlarda bunu fark ettim. Müşterimize reklamcılık eğitimi verilmesi gerekiyor. Yani bizimle aynı dili konuşmayan insanlarla ben bir terimi anlattığımda karşıdaki müşteri anlamıyor. O bir şey istiyor. Onun istediği şey sizin yaptığınız konseptle hiçbir alakası olmuyor. Tamamen uymayan bir şey istemiyor. Dolayısıyla çeşitli markalar diğer alan arkadaşların reklam departmanlarında özellikle bu işte ajansla bile bir kontakta olan insanların reklam dili, ajans ile eğitimleri almaya başlamaları şart. İşte biraz bir kısmı almaya başladı. Grafikte reklam işte renk bilgisi alıyorlar. İnanın o kadar enteresan şeylerle karşılaştık ki siz de keza öylesinizdir o tarafta. Hiçbir şey bilmeyen bir insanın yani şunu unutmuyoruz çünkü ben Cin Ali'yi bana çizmiş göndermiş. Ben böyle bir şey istiyorum diyor. Yani akıl alır gibi değil. İstedikleri şeyler. İşte patron da o zamanlar hani biz kötü olmayalım. Tamam ne istiyorsa ya ver de kurtulalım. Faturamızı keselim. Mantığında gittiği için ne yazık ki zamanında saçma sapan işlerde yapmamış olmadık. Tabii. Yani şöyle bir şey tabii ki. Bu okullardan da kaynaklı. Şu anda mesela devlet okulları. Mimar Sinan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, artı Anadolu Üniversitesi bu konuda ciddi sanat eğitimleri veren okullarımız, devlet okulları. Burada reklamla ilgili, reklam grafiğiyle ilgili eğitimler veriliyor. Hatta kampanya, içerik bilgileri veren eğitimler, prodüksiyonlar, normal şeyler var, çalışmalar yapılıyor. Hatta bilgisayar destekli yapılıyor bunlar artık. Fakat özel okullarda maalesef iletişim ya da grafik bölümlerinde reklam grafiği diğer arkadaşlarla da konuştuk. Belki izlemişsinizdir. Öğretim görevlisi arkadaşlarla. Müfredatlarında reklam grafiği yok. Yani adam grafik eğitimi almaya gitmiş ve oradan çıkınca reklam ajansına girecek. Reklam ajanslarında yükselecek ama oraya gelen çocuk aldığı eğitim ne biliyor musunuz? Normal grafik tasarım eğitimi artı özgün baskı. Bunlardan evet. Yalnızca grafik tasarımla olmuyor iş. Yani siz o çocuğa bir kampanya içeriği, kampanya nasıl hazırlanır? Fotoğraf çekim nasıl olur? Bir çizgi film animasyon nedir? Bunlar nerede kullanılır? İleride çıktığı zaman reklam dünyasında bunları nasıl kullanacaksın? Bunları göstermeyip düz klasik eğitim verirseniz çocuk okuldan mezun olunca da hayal kırıklığı oluyor. Çünkü başvurduğu yerlerde zaten özel okul olduğu için normalde tercih edilmiyor. Çünkü Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan ve Anadolu Üniversitesi şu anda tercih edilen okullar. Evet. Fakat özel okullarda
müfredatlarından dolayı maalesef tercih edilmiyor. Ve ondan dolayı diyorsunuz ya siz, ajanslarda da bu sefer yetişen normal grafik tasarımcılar da azaldı eski günlere göre, eski zamanlara Evet. göre. Şimdi daha çok ne var biliyor musunuz? Bilgisayar çok iyi kullanan, çok iyi bilgisayar kullanan ve çok iyi program kullanan gençlerimiz oluşmaya başladı. Fakat Evet. onlar mesela bir kampanya çalışmasına giremiyorlar. Bir amblem tasarımında bile, şöyle bir şey var. Amblem yaptırtıyorlar çocuklara. Amblemler resim yapıyorlar, resim. Şimdi amblemin şu Evet. özelliği var, siz de biliyorsunuz. Küçüldüğü Evet. zaman da büyüdüğü zaman da değer kaybetmemesi gerekiyor. Ve küçük olarak tasarlanması gerekiyor. Çocuklar resim yapıyor amblem diye. Ya da işte logo tarafının ne olduğunu bilmiyorlar. Desen çiziyorlar. Örnek veriyorum. Hadi onu boş verin. Bunları yaptığınız mesela bir ürün verin ellerine, bir kalem verin, bir yeni marka. Bu markanın Türkiye'de ve Avrupa'da tanıtımı için neler yaparsın diye sorun. Böyle bakıyorlar. Şimdi nedir? Yani o kalemden nasıl tanıtacağım? Hangi parçaları kullanmam gerekiyor? Neler yapmam gerekiyor? Bunlar ancak bir akademik eğitimle verilecek şeyler. Onu da Evet. okulda alamayınca çocuk orada ajanstaki ustasından sanat yönetmen ya da kreatif direktörü alması gerekir. Onlar da verirsin. Çünkü zamanları yok. İnsanlar orada iş yetiştirmeye çalışıyor. Tabii bir Öğretme taraftan şansları yok. öğretmeye Bundan çalışacak. dolayı biraz önce söylediğimiz gibi müşteride de aynı sorun yaşıyoruz. Yani amblem logo ya da kampanya, içerik, web tasarımı, sosyal medya konularındaki istekleri çok komik oluyor. Yani komik ötesi oluyor. Ondan dolayı tabii ki biz eski günlerdeki müşterileri çok arıyoruz. Yani eski zamanda. Neden biliyor musunuz? Onlar bilgisayar bilmiyorlardı. Biz de bilmiyorduk. Biz sanatımızla konuşuyorduk. Onlar Tabii. sanata saygı Evet, duyuyor. Onlar sanata saygı duyuyorlardı. evet. Sanata saygı duydukları için çıkacak işi bekliyorlardı. Evet. Şimdi tam tersi diyor ki sizin işinizi görüyor. Aa bu yaptığını ben de yaparım. Bu mu ya? Bundan daha farklı bir şey yapamıyor musun diyor adam. Evet. Çünkü bilgisayarda bir şeyler çiziyor, öğrenmiş. Siz onunla kıyaslıyor. İşte burada olay bitiyor. Nerede bitiyor? Yani insana saygı olmayan bir ülkede mesleğe de saygı olmadığını şaşırmıyorsunuz. Ve böyle Evet. devam ediyor yani. Özellikle Ve yan şu anda sektör. da aynen. Peki ben şey soracağım. Bu dijitalleşmenin artık kaçınılmaz olduğu bu dönemde fotoğraf sanatını ülkemizde ve globalde nasıl görüyorsunuz? Fotoğraf sanatının geleceğini. Çünkü çok fazla fotoğraf kulüpleri var. Fotoğrafla ilgili insanlar var. Bir de hobi için çalışanlar var. Evet. Bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum. Fotoğraf son yıllarda çok fazla ilerledi. Özellikle Türkiye'de Instagram'ın aktif olarak kullanılmaya başlamasından beri herkesce çok yaygın. Evet, herkes fotoğraf çekiyor. Tabii buna herkes fotoğrafçı oldu diyebilir miyiz? Hayır. Yani bu işi gerçekten her anlamda tüm tekniğini bilen, kompozisyonunu bilen, fotoğrafın altyapısını, bunun sadece bir teknik konudan ibaret olmadığını bilen insan zaten adıyla ve yaptığı işlerle ismini sürdürüyor ve devam ediyor. Ne yazık ki Türkiye birçok sanat dallarında olduğu gibi gerideyiz. Yani bir Orta Doğu ülkesi olarak ne yazık ki özellikle fotoğrafta yurt dışı ile kıyasladığımız zaman çok gerideyiz. Bugüne kadar yurt dışında satışa sunulan ya da fotoğraf sergilerine gittiğinizde gezdiğinizde muazzam işler, muazzam sergiler ve çok güzel satışlar dönmesi, 1 milyon liralara fotoğraflar satılmakta ama Türkiye'de böyle bir durum yok. Hala koleksiyoner kavramında da bir fotoğraf alayım, bunu koleksiyonuma katayım, evimin duvarına asayım çok nadir. Genellikle resim odaklıyız ya da diğer sanat dallarından. Umarım açığı kapatırız. Biraz zaman alacaktır fotoğraf konusunda açığı kapanması ama pes etmemek lazım, umutlu ilerlemek lazım. Fotoğraf içinde herkesin fotoğrafta aktif olmasını, çoğu fotoğrafçı şunu söylüyor, herkes fotoğraf çekmesin. Ben biraz bu noktada tersini düşünüyorum. Dünyanın daha güzel bir yer olması istiyorsak, insanlar güzel sanatlarla uğraşmalı Mehmet Bey. Yani resim yapmalı, yazı yazabiliyorsa yazı yazmayı, çabalamayı ya da fotoğraf çekebilmeli. Yani bunlar kişiye hayatında artı değerler katacak, başka yerlere taşıyacak şeyler. Aksi takdirde hiçbir şekilde ilerleme kat etmeyeceğiz. Bu yüzden mümkün olduğunca sanata eğilsinler, iş üretsinler. Fotoğrafçı olma noktasında da neden olmasın? Herkes fotoğraf çekebilir. Biraz yeteneğiniz varsa ve aslında teknik hal ise bunun yanında temel
sanat bilgisi de gerekiyor. Yani sadece fotoğraf çekiyor olmak, işte güzel bir kadraj yakalamak, pozlamayı doğru yapmak, diyafragma netliği çok iyi kullanmak değil. Yaptığınız her şeyle kompozisyon oluşturuyorsunuz. İşte bulutun rengi, ağacın rengi, evin duruşu, insan fotoğraf bürosunun üstündeki aksesuarlar, durduğu yerde arkadaki fon nedir, arasındaki mesafe, ışık özellikle. Bunların hepsi sanatsal olarak ortaya çıkacak şeyler. Buraya nereden geldi bilmiyorum ama umarım Yok, şimdi fotoğraf ben emeği. şey söylemek istiyorum. Biraz önce söylediğiniz şöyle, hani herkes fotoğraf çekmesin diyen bir grup var dediniz ya. Şöyle bir şey var. Onlar tahmin ediyorum şunu söylemeye çalışıyorlar. Yani siz fotoğraf sanatçısısınız, örnek veriyorum. Fotoğraf sanatçısısınız. Ama sizin karşınıza gelip biri fotoğraf çekip sizinle kendini aynı yere koyuyorsa bunu istemiyorlar. Ben de aynen katılıyorum. Fotoğraf çekebilirler. Fotoğraf sevgisi olabilir, doğayı sevebilirler, insanlarla paylaşmak isteyebilirler ama belli bir konuda ahkam kesmek tecrübe işidir, eğitim işidir. Onun için o arkadaşlar tam diyorum öyle söylüyorlar ve ben de katılıyorum. Yani ben hobicilerle sanatçıları ayrı yere koyuyorum. Yani bir insan Aynı şekilde tabii. resim yapabilir, fotoğraf çekebilir. Harika bir şey. Dünyanın en güzel şey. Fakat bunu meslek olarak öne çıkaramam ben. Çünkü bu kadar çok insan bu konuda eğitim almış ve sektörde çalışıyor. Siz onlarla aynı yere gireceksiniz. Aynı kulvara dikkat etmeniz gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorlar tahmin ediyorum. Doğrudur. Bilmiyorum. Ahkam insan çok ayrı konuda. Her şeyi çok bilen çoktu bizim ülkemizde. Ama işte dediğim gibi işini yapan insanlar her zaman yoluna devam edecektir. Geri kalanlar sadece Evet. konuşmaya devam eder. Evet. Şimdi ben yola devam edince aklıma geldi. Siz yurt dışı deneyimlerinden sonra hatta yurt dışından gelen tekliflere rağmen siz kendi markanızı yaratmak için bu ülkede kalıp bir savaşa girdiniz. Hem de bir kadın girişimci olarak girdiniz. Ben bunu çok değerli ve takdir edilecek Çok bir teşekkürler. hareket olarak, karar olarak görüyorum. 2017'de kendi markanızı tanıtmak için bir takım çalışmalar yapmaya başladınız. Bu konuda bilgi rica edebilir Şimdi çok zorlu bir süreçti benim ilk atölyeyi, kendi şirketimi kurma maceram. Türkiye zor bir süreçteydi. Siyasi anlamda, ekonomik anlamda tam 15 Temmuz dönemleri olduğu dönem zaten ben iş kurmaya kalkıştım. O sırada First London ofisinden de Türkiye kanalında kreatif direktör teklif aldım. Fakat hani o kadar yorulmuştum ki reklam sektöründe yoğun bir şekilde çalışmaktan. Sonra bir durdum, düşündüm. Ne yapmak istiyorsun Özlem? Bundan sonraki amacın ne? Tamam, istediğin şirkete girdin. Artık işini yapmadığım, yer almadığım marka neredeyse yok gibi. Yani tüm sektörlerde, hemen hemen tüm marka hizmet vermiyor. Hepsinin künyesinde adım geçmektedir. Dolayısıyla belli bir yerden sonra mutlu olmuyorsunuz. Tatmin etmiyor bu sizi ve işe giderken artık mutsuz gitmeye başladım. Fark ettiğim noktada dedim bir şey yapmam lazım. Kendi işimi kuracağım ve fotoğrafla yol alacağım. Çünkü benim reklamcılık kariyerimde belli aralarda 2010 senesinde mesela yine bir istifa edip 3 ay makinemi alıp yurt dışı seyahatim vardı benim. İspanya, İtalya, Fransa, Kuzey Afrika, Fas, Cezayir, Atlas Dağları falan. Makinemle birlikte biraz sanat yapmak istiyorum. Fotoğraf çekmek istiyorum diye bir yola çıkış hikayem var. Tüm o sergilerim de ondan sonra zaten ortaya geliyor. O işler ondan sonra çıkıyor. O seyahatimden sonra bir sene de ara verdim. Freelance işler yaptım, sanatsal çalışmalar yaptım. Yoksa hem sektörde yoğun bir şekilde devam edip aynı zamanda sanatsal iş üretmem mümkün değil. Siz de biliyorsunuz ne kadar yoğun çalışan bir sektör olduğunu. Sonrasında fotoğraf olan aşkım benim bambaşka bir yerde. Çoğu insan da fark ediyor bunu zaten sosyal medyadan. Çok seviyorum fotoğrafı. Enerjim de çok diri tutuyor. Bu anlamda her iki dalda da çok fazla uzmanlık elde ettiğim için dedim ben bundan sonraki süreçte fotoğrafla ilerlemek istiyorum. Hiçbir şekilde reklam yapmak istemiyorum. Ne yapabilirim? Fotoğraf öğreteyim ve bir fotoğraf ajansı kurayım. Aynı zamanda bir fotoğraf ajansıydı Özlem Uker Fotoğrafı. Reklam networklerim de gayet güzel. İşte ajanslara, belli markalara sadece fotoğraf hizmeti veririm. Aynı zamanda workshoplar düzenlerim diye Şişli İl Komisi açtım. Ocak 2017. Sosyal medya postlara çıktık. Bu arada tüm reklam kampanyaları ben kendim yürüttüm. Her şeyi kendim yaptım yani.
Sosyal medya postlarından tutun, Google Analytics, SEO, web sitesi, dijital pazarlama, halkla ilişkiler için her yerde böyle bizzat kendim vardı. Ben ağı kurup işi ayarladıktan sonra fotoğraf ekipteki fotoğrafçılara, eğitmenlere pay eder şekilde devam ediyordum. Ben kurumsal müşterilere bakarken onlar atölye öğrencilere bakıyorlardı vesaire. İş güzel büyüdü. 1,5 ayda ikinci şube olduk. Bostancı olduk. Çünkü karşı taraftan çok telefonu geldi. Burada yok musunuz diye. Hemen bu fırsatı kaçırmayayım. Oradan da bir ofis kiralayayım ben. O şekilde devam etti. 1,5 sene boyunca. Yani 1,5 yıllık bir işletme için yaklaşık 3000'e yakın öğrencim. Kursiyer. Kurumsal eğitimleri saymıyorum bile. Çok büyük markalar, Denizbank vardı, Doğuş Otomotiv vardı, Index Group, Intertek. Çok hızlı söyleyince aklıma gelmedi. Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent'te işler yapıyoruz. Daha birçok şey. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olma şartı çıktı İstanbul'daki tüm kurumlar için. Ben işi kurduğumda böyle bir şey yoktu. Yani 32 saatin altında workshop düzenlersiniz eğer bakanlığa tabi tutmuyordu. Sonradan karar değişti, yasa değiştirdi vesaire. Konuştuk hani bağlanabilir miyiz, bağlansak nasıl gider? Bazı noktalarda bana çok mantıklı gelmedi. Çünkü bir öğretim yani bir okul değil burası. Dolayısıyla hemen reklam ajansına döndürme kararı aldım. 1,5 sene sonra da kendi adımı taşıyan Özden Biker Kreatif Agency. Yani o liseyi kurdum. İkinci girişimimde o oldu. Sosyal medya, dijital ajans, aynı zamanda yine fotoğraf hizmetleri devam ediyor. Şeklinde devam ediyor. Şu anda benim baktığım kadarıyla çeşitli şirketlerde, kurumlarda seminerler veriyorsunuz. Fotoğraf, reklamcılık, pazarlama, sosyal medya konularına. Bu çalışmalara, seminerlere katılanlar hangi meslek gruplarından ve hangi yaş gruplarından? Onu çok merak ediyorum. Aslında her yaş grubu var. Yani çok enteresan. Benim 7'den 70'e diyebileceğim bir skalam var Mehmet Bey. 65 yaşında gelen emekli olmuş ev kadınları. İşte avukat, öğretmen, pazarlama direktörü, reklamcı kendi çevremde. Onun dışında çok sayıda öğrenci vardı. Doktor var. İK'cılar var, banka var, yazılım bilgisayar şirketi çalışanları, otomotiv sektörü. Hemen hemen her meslek grubundan birçok insana, banka özellikle bankacılar çok fazla vardı ve bizi fotoğrafçı bulacağım, biz artık kurtulalım şu işten ve kendi işimizi kuralım. Yani çok sayıda bankacı vardı. Dedim bu uzun bir yol, hemen öyle kurs alalım. Hani burada bir işe öğrenin arkasından fotoğrafçı olun değil. Onlar da haklılar tabii kendi dünyalarında çok zor şartlarda ve çok budalmış baskıyla yol alıyorlar kendi işlerinde. İnsanlar istiyorlar ki ufak ufak tatlı tatlı şeyler yapsınlar. Kendi işleri olsun. Az kazanımı biraz daha mutlu bir hayat sürelim. Biraz daha farkında bir yaşam sürelim. Bunu peşinden aslında bakarsınız. Her sektörden birçok insana dokundum. Peki acaba bu fotoğrafla ilgili seminerlerde katılanlar galiba biraz da terapi arıyorlar. Şu ortamda ya da geçmişte bir terapi de arıyorlar. Yani içleri de sıkılıyor, farklı bir şeyler de yapmak istiyorlar. Evet, Öyle değil mi? evet. Onu hissediyorsunuz mutlaka. Şimdi tamamen hobi amaçlı gelen değil mi? Fotoğraf aynı zamanda bir terapi, insanı mutlu eden. Yani makine alıp bir tarafa gittiğinizde keyif veriyorsa ya da biriniz keyfi yokken hadi dur bakalım şöyle bir çekeyim ben senin fotoğrafını dediğinde kişiye bir enerji gelir, bir enerjisi yükselir. O amaçla gelen de oldu. Gerçekten öğrenmek amaçlı, iş yapmak amaçlı gelen de oldu. Farklı farklı amaçlarla gelen birçok insanla tanıştım bu seminerlerde. Siz peki bu seminerler dışında bulunduğunuz mekanda eğitim veriyor musunuz ya da Yok, şu anda verdiniz mi? eğitim işi tamamen bitti. Ben atölyeye Milli Eğitim Bakanlığı'nda reklam ajansı olduğundan şu anda eğitim vermiyor. Ancak işte üniversiteler workshoplar istiyorlar. Üniversiteler öğretim üyesi olarak davet ediyorlar beni sadece o şekilde. Ya da işte online'da YouTube kanalımda yeni şeyler düzenliyorum. Onların işte montajı var şu anda. Montajı yapılıyor. Dijitalde olacağım daha çok. Dijital ağırlıklı işler çıkacak bundan sonra. Evet. Peki siz fotoğraf kulüpleri var. Çok fazla İstanbul'da ve Türkiye'de çok fazla fotoğraf kulübü var ve çok değişik, değerli çalışmalar yapıyorlar. Onlarla diyaloğunuz nasıl? Ya da size görüşüyorlar mı? Sizin diyaloğunuz nasıl?
Görüşüyoruz, hatta birçoğu bir şey yapalım dedi ama işte pandemi patladıktan sonra her şey durdu şu anda. Fiziksel hayat durdu. Halihazırda çok projem vardı workshop anlamında başka bahsettiğimiz gibi kulüplerle yapılacak işler noktasında ama ne yazık ki ara vermek durumunda kaldık. Uzunca bir süre dijital olacağız gibi gözüküyor. Yani Mart'tan sonra rahatlayacaktık ama ben Mart'tan sonra çok rahatlayacağımızı düşünmüyorum açıkçası. Aynen, ben de Bekleyeceğiz. hani yani en bazen yani rahatlayacağımız dönem tahmin ediyorum Temmuz Ağustos olabilir Ben de öyle o tahmin ediyorum. dönemde. Yaz. Yaz. Ondan sonra tekrardan Ekim gelecek. Ekim'de Evet. yeniden grip sezonu başlayacak. Grip sezonuyla birlikte Covid de yeniden ateşlenecek. Maalesef. Çünkü daha hala aşılar devam ediyor ve bitmedi ve daha ne olacağı da belli değil. Bundan dolayı tabii ki her sanat dalında, fotoğrafçılar da var. Her sanat dalında çok sıkıntı var. Yani sergiler düzenlenemiyor. Ya da sergiler düzenlense bile o keyifle dolaşamıyorsunuz yani. Ağzınız yüzünüz kapalı. Ya Sergide dolaşmak çok o komik kadar geliyor. bıktım ki maske takmaktan artık. Yani son dönemde maskeyle ona hiç çıkmak bile istemiyorum. Hiçbir şeyden tat almıyorum Mehmet Bey. Yani artık sabır da tükenmeye başladı. Bu süreç bilmiyorum yasak var. Evet hafta sonları çıkmıyoruz ama kime yasak? Yani hala Instagram'da akın akın hafta sonları tatile giden, onu yapan bunu yapan bir sürü insan var. Biz evlerdeyiz. Yani bu nasıl bir çelişkidir anlamakta gerçekten zorluk çekmekteyim. Yok Bilmiyorum. zaten inanın şu anda bugün dışarıda bilgisayarımla ilgili bir sorun vardı. Dışarı Kadıköy'e gidip geldim. Dönüşte manzaraya inanamadım. Yani sahil tarafından geldim. Bildiğiniz cumartesi pazar gibi geçmişti. Cumartesi Tabii. full kıyı arabalarla dolu ve insanlar yürüyüş ve koşu halindeler. Yani biz pandemi dönemindeyiz. Evet. Yani ağzında maske olması önemli değil ki. Zaten onu yapmamanız için yasaklar getiriliyor. Evet. Yani tek pandemiye uyulan saat galiba gece 9'dan sonra sokaklar boşalıyor akşamları. Sabaha kadar boş, tamam. Ama işte dediniz ki bu kadar eve kapanınca sanatla ilgilenen insanlar gerçekten çok daraldılar. Çünkü aktivite yapamıyorlar. Yani ressam resim yapıyor, tamam. Ama bunu sergileyecek ortamı yok şu anda. Yani Maalesef. nasıl sergilesin ki? Tabii. Dijital ortamda ancak o da yapabiliyorsa, çünkü herkes dijitalden anlamıyor yani. Bu herkesin mesela 50 yaş grubunun üstündekiler bu tür şeylere çok rahat giremiyorlar. Yani bir sunum hazırlayamıyor ve bu sunumu dijital ortamda sunamıyorlar. Ancak sunanlar şu anda yaptıkları eserleri sunabiliyorlar. Bazı arkadaşlarımız var, siz de tanırsınız. Hakan Köklü, Hakan fotoğraf sergisi açmış. Mesela Tanıyorum. o da sergileri dolaşıyor ama yine maskeli. Tabii. Onun vasıtasıyla bazı sergileri görüyoruz ama yine maskeli. Ama yani işte ne kadar olacak tabii ki, ben de bu ortamda siz ne yapıyorsunuz diye merak ettim ama siz zaten özetlediniz. Yani evden dışarı çıkmıyorsunuz. Müşteriler gelmek istese de herhalde kabul etmiyorsunuz büyük ihtimal. Çünkü biz de online çalışmayı teklif ediyoruz Aynen, işlerimizde. aynen. Biz de bütün Ve tüm toplantılarımızı bunun çalışmalarımız üstünden online oluyor. yapıyoruz. Toplantılarımız hep online yani. Aynen. Briefler online veriliyor. Bir yere gittim mi toplantıya diye düşünüyorum. Bir yere gittim toplantı. Onun dışında bir yere toplantıya gitmemek sürekli sürdüğünden online şekilde ya da evimden bilgisayar üstünden telefonla çözüyoruz işlerimizi. Bir süre daha böyle Çok gidecek. ama çok riskli gerçekten. Yani siz kendinizi ne kadar korursanız koruyun, gittiğiniz yerde çok yoğun bir Covid varsa, yoğun, sizi mutlaka buluyor. Hani az olmasa ne de çok yoğun yerler, kapalı mekanlar özellikle. O bakımdan çok tehlikeli. Herkes zaten hani başından beri, ben Mart ayından beri yazıyorum evde kalın diye. Özellikle maske takanlara, mesafeyi koruyanlara ve hijyene edenlere, herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok çaba sarf ediyor insanlar. Onu Evet, görüyorum. Ama sormayın. bunun yanında da buna hiç ilgilenmeyen, takmayan, yani buna inanmıyorlar. Yani İnsanlar komplo teorisi olduğunu düşünenler var. Komplo olduğunu düşünenler var. hala Ama var. ölenler var işte. 2 milyon insan ölmüş dünyada yani. Düşünebiliyor musunuz? Şakası yok bu işin. 2 milyon insan ölmüş. Yani şakası yok ki bunun. Yani. Nereden geldik buraya? Şeyden. Yani kapanmaktan, evde çalışmaktan Evet. geldik. Gerçekten Covid'den dolayı insanlar çok büyük sıkıntı çekiyor. Ve bence bu biraz önce bahsettiğimiz terapiler,
sanat terapileri çok güçlendi. İnsanlar sanattan terapi almaya başlıyorlar. Mesela fotoğraf da bence bunların içinde en güzeli. Çünkü evet. Makinenizi alıp dışarı çıkıp istediğinizi çekebiliyorsunuz. Ve dijital seyir makineniz bilgisayarınızı aktarıp oynayabiliyorsunuz. Siz şu anda bunları yapabiliyor musunuz kendiniz için? Tabii canım, tabii. Ben sürekli harbi fotoğraf çektim, aktif devam ediyor. Video çekimlerim devam ediyor. Yani işimle alakalı bir şey yok. Sürekli üretim halindeyim. Harika. Bir de tabii siz yurt dışında çok fazla bulundunuz. Çok dolaştınız. Katıldığınız sergiler ve kazandığınız ödüller var. Bunları bana biraz özetleyebilir misiniz? Exposure Galeri New York'la birlikte 5 bir sergi, 5 tane sergimiz var yanlış hatırlamıyorum 2014'ten beri. Evet, 5 tane. Bir tanesi Times Meydanı'nda bu ekranlar, büyük ekranlarda sergilenen işlerdi. Diğeri ise galerilerinde sergilenen işlerdi. İtalya'da Roma Modern Sanatlar Akademisi'nde grafik dalın, sanatları dalında bir ödüle layık görüldüm. Orada bir ödülüm var. Yine hepsi bunun benim bahsettiğim, gerçekleştirdiğim uzun seyahatler sonucunda ortaya çıkan işler. İşte Fas'ta çektiğim, orada yaşayan Tuareklerin çadırında çölde yaşayan çöl belirleri aslında bakarsanız tam karşılığı. Bir hafta onlarla orada konakladık ekibimle. Ortaya çıkan fotoğraflar sonucunda benim yaptığım dijital kolajlar sergilen ve bu ödüllere layık görüldüler. Türkiye'de İstanbul'da Mixer'de sergilenen çalışmalarım işlerim oldu. Onun dışında yine Yunan bir kreatör ile birlikte yaptığımız bir çalışmamız oldu. Kendi öğrencilerimin sergisinin kreatörlüğünü yaptım. Onun dışında vardı da şu anda aklıma gelmiyor. Bu şey özellikle bir konuda size özellikle buradan bilgi almak istiyorum ve duyurmak istiyorum. Fotoğraf ve reklamcılığa meraklı olan gençler var ya da meslek olarak seçmek isteyen gençler var. Onlara buradan ne tavsiye edersiniz? Yani bu neden önemli benim için? Siz de yaş olarak gençsiniz ve onlara çok daha yakınsınız. Neler tavsiye edersiniz? Şimdi bu işe gerçekten gönül vermeyeceklerse girmesinler. Çok meşakkatli bir yola girecekleri bilsinler her şeyden önce. Sabırlı olacaklar bir, zeki olacaklar iki. Sürekli beyinlerinde böyle bir fikir bulutu, bir yaratıcılık sevdası olacak üç. Ve insan iletişimi her şeyden önemli. İnsanı çok iyi bilecekler. İşimizi ham maddesi tamamıyla insan bizim yaptığımız işi. Bunun dışında yoğun mesai saatleri var. Yani sevilmeden yapılacak bir iş asla değil. Tamamıyla gönül koymaları lazım. İçlerinden gelmesi lazım bu işe başvurmaları için. Büyük bir istek ve tutku işi çünkü bu. Nereden bakarsanız bakın. Yani geçtiğimiz yollarda ben çok yoruldum yaptığımız işlerde. Çok da keyifli, çok isteyerek girdim ben bu sektöre. Çok hayaller kurarak ki birçok hayalimde gerçekleştirdim bu anlamda ama yordu mu çok yordu Mehmet Bey. Yani siz de aynı yollardan geçti. İnsanla uğraşmak sizi çok yorar. Belli bir zaman sonra. Reklam sektöründe nankör olduğunu da söylemek isterim. Bunu da bilsinler. Özellikle network ajansları ve büyük markalar, çok büyük yerler tamamıyla fikir fabrikası diyorum ben bu mekanları. 400-500 kişilik özellikle büyük ajanslarla çalışıyorsanız hemen her şey yani 3 gün içerisinde 4 konkur bitirdiğimi biliyorum. İşte yani sabah işe girip İşte 10'da şekilde girip ertesi sabah 7'de çıktığımı bilirim. Yani deli bir çalışma temposundan geçtim ben. Dolayısıyla eskisi kadar dediğim gibi bu kadar çalışmanın maddi anlamda çok iyi karşılığını alabildim mi diye kendime sorduğum noktada son dönemlerde hayır. Yani artık o kısımlarda biraz daha şey azalmaya başladı. Çok iyi düşünsünler, taşınsınlar ne istediklerini. Zevkli bir sektör, evet. Ama sürekli böyle biraz da şey zannediyor işte havalı işler, havalı sektör, ajans ortamları, işte fotoğraf falan filan böyle. Elde kadehte kokteyller falan filan. Sürekli her gün böyle geçmiyor. Siz de biliyorsunuz yani. Hele ki fotoğraf, ışık taşı, onu oraya koy, bunu buraya koy, set kur tamamıyla gidiyor. Orucu işler. Bilgisayar başında geçen uzun süren mesailer var. Bunda bir touch'ı var, manipülasyonu var. Kampanya sürecindeyse işte daha da bitmek bilmeyen sancılı bilgisayar saatleri var yani bilgisayar başında. Ama işini seven insan için her şey çok kolay gelir.
Başarılı olurlarsa da çok fırsatların olduğu bir dünyadır bu arada. Çok başka yerlere kapıları da açılabilir arkadaşlarım. Bu anlamda iyi karar vermelerini tavsiye ederim onlara. Ya kısa Evet, vadede böyle özellikle biraz çok önce iyi para kazanırım diye düşünüyorlarsa öyle olmuyor ne yazık ki. Onu da ekleyeyim. zaten en önemlisi bence girdikleri sektörün hizmet sektörü olduğunu bilmeleri gerekiyor. Aynen, Yani aynen. sanat olabilir ama işin içinde hizmet var. Yani Var. hizmet demek şu, 8 ya da 9, 6 değil, 7/24 çalışılan bir sektör. Aynen. Yani tamamen hayatınızdan önce işiniz önce geliyor. İş bitene kadar siz çalışıyorsunuz. İş bittikten sonra eğer zamanınız varsa yaşantınıza devam ediyorsunuz. Bu süreyi yaşamayıp bugünlere gelen hiçbir sanatçı arkadaşım yok. Hepimiz aynı yerlerden Evet. geçtik. Ve geçerken de hep dönüp arkaya baktığımızda şunu düşündük. Ya amma sömürülmüşüz ya biz. Herkes aynı şeyi söyler Şimdi zaten. şöyle. Çok Bu doğrudur. gerçekten öyle. Öyle Hayır. ama bu sömürülme sırasında da siz bir takım şeyleri görüp öğreniyorsunuz. İşte bu arkadaşların bunları kaçırmaması gerekiyor. Yani bu kısımları yaşamaları gerekiyor. Yani sömürülme denilen çok yoğun çalışma temposuna girmeleri gerekiyor ki iş tecrübesi edinsinler. Çünkü Evet. okullarda bunu alamıyorlar. Ancak Maalesef. sektöre girdiği zaman Maalesef. Sektörde işliyorlar. aynen. Mesela bu ancak sektörden alınabilen bir şey. Aynı şekilde fotoğrafçılık için de geçerli bu. Yani siz makineyi öğretebilirsiniz, deklanşörü, lensleri, her şeyi öğretebilirsiniz. Kompozisyonu bile öğretebilirsiniz. Fakat o kadar ilginç şeyler gelişiyor ki dünyada fotoğraf sanatı ile ilgili dijital olarak. Onları takip etmezlerse gerçekten çok geride kalabilirler. Mesela Evet. bu biraz önce bahsettiğiniz gibi cin gibi olmaları gerekiyor. Yani dünyayı takip etmeleri gerekiyor. Tabii tabii Sanatın dijital her şey. en önemli özelliği bence en önemli bence birinci özelliği biraz vizyonu geniş olması gerekiyor. Her şeyi takip etmesi gerekiyor. Her şeyi anlamaya çalışması gerekiyor. Bilir kişi olmadan anlamaya Evet. çalışması gerekiyor. Bilir kişi olmak için çünkü bayağı bir zaman geçiyor. Ama bu mesleği seçecek olan arkadaşlarım seçtikleri mesleğin kolay olmadığını bilmesi gerekiyor. Yani gerçekten çok zor işler. Sanat işi zaten siz de biliyorsunuz. Türkiye'de gerçekten çok zor yapılan bir meslek. Çünkü karşılığında alınacak her zaman alınmıyor. Ancak siz bir isim olduğunuz zaman, bir Evet. marka olduğunuz zaman Mark olduğunuz o zaman. güzel rakamları alabiliyorsunuz. Ama onun dışında siz bir marka değilseniz normal diğer meslekler gibi çalışıyorsunuz. Bir de daha fazla bunlardan. Onlar saat 9-6 çalışırken siz evi göremiyorsunuz birkaç gün. Hatta bir Tabii. hafta belki. Tabii. Çünkü konkurlar oluyor, kampanyalar oluyor. Evet. Ajanslar çalışanlarını dışarı çıkarmıyorlar. Bilgi sızmasın diye. O zaman da siz kalıyorsunuz. Tartışmıştım var Evet. o günlerde, o dönemlerde. Evet, ajans başkanlarımla falan çok tartışırdık Yani o dönemleri çok yaşadık. Yani böyle birkaç gün ama yattığımız günler bulmuyorum oldu. yani çalışanı da, çünkü beyin bir yerden sonra bitmeye başlıyor. Yani yaratıcı bir şey istiyorsan insanın şevki ve enerjisi varsa ortaya çıkıyor. Enerji bittikten sonra isterseniz sabaha kadar 3 gün hapisten çıkmayın. Ortaya hiçbir şey çıkmıyor. Ne yazık ki bunu fark Aynen. ediyorlar. Bunu fark ettikleri zaman iş kalitesi düzelmeye başlayacak, ama işte bir yerde ego tatmini. Sektör zaten sürekli ego tatmini üstünden gidip ego okşarsınız. Hep onu idare edersiniz. Tamamdır, şöyledir, böyledir. Yani işin aslında %70'i egoya döner bizim piyasada. Siz de biliyorsunuz. O yüzden biraz sıkıntı oluyor bunlar tabii. Tabii. Bir de şey sormak istiyorum. Siz de hatta bazen sosyal medya postlarında espriyle takılmıştınız. Yani kadın sanatçı olmanın farklılığı ya da karede kadın olarak görünmenin farklılığı. Bu çok fark ediliyor değil mi? Siz de Fark bunu ediliyor tabii ki. uyguluyorsunuz bazen. Ya Ben normal bir Özlem Dikel duruşu tabii. farklı. Siz kendinize çok daha özel çekimler yapıyorsunuz. Bu daha farklı. Hatta daha çok izleniyor. Çok komik bir şey değil esasında. Ben böyle olduğunu düşünüyorum zaten. Yaratım olayı ya da kendinizi farklı gösterme olayı sanatla birleşince
çok güzel oluyor. Ben mesela takip ediyorum. Ondan ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi bizim sektörde çok fazla kadın yoktur. Yani var aslında çok kadın arkadaşım ama işte kadın kreatif direktör, kadın fotoğrafçı, bir piyasada kadın olmam mı çok ses keseri, çok fark değil. Hatta gittiğim söyleşilerde de hani bu kadar kadının bu kadar çok teknik şey bilmesi, genelde erkeğe yükleniyor ya, işte erkeğe mekaniği iyidir, elektriği iyidir falan filan. Benim mekanik ve teknoloji kullanma, bilgisayar dilime bilgim de çok fazladır. İşimden dolayı uzun yıllardır işte sektördeyiz. O çok dikkat çekti. Şey söyledim zaten, bir girişimci işte iş kurduğu zaman erkek, iş kurduğu zaman erkek girişimci başlığıyla yer almaz. Girişimcidir, patrondur ama kadın iş kurduğu zaman hep başta bir yuvan var. Girişimci, kadın girişimci. Ya burada kadın olmanın faktörü ne yazık ki işte bu ayrımın olmaması lazım. Türkiye'de, dünya çok fazla böyle bir ayrım yok ama Türkiye'de çok fazla böyle bir genelleme var. Bankaya gittiğinizde bile işte kadın girişimci özel kredileri falan vardır, ayrı tutulur falan filan. Hani sanki kadına, ya işte kadın ne kadar yapabilir ki, becerebilir ki falan. Ama yani pozitif ayrımcılık yapılsın bence. Kadın için pozitif ayrımcılık yapılsın bence. Yani ona ihtiyaç var. Çünkü gerçekten dünyamızda kadın cinayetleri çok fazlalaştı. Maalesef çok fazla kadınımız, genç kızımız katlediliyor. Yani onları görünce insan utanıyor. Erkek olarak ben açıkçası bu ülkede yaşarken utanıyorum böyle ülkede yaşadığımdan dolayı. Sırf kadın katliamları ve genç kızların öldürüldüğü ülkede ve öldürenler de bir kısmı serbest bırakılabiliyor. Öyle. Adli bırakılabiliyor. Yani ondan dolayı ben de kadın ayrımcılığının her zaman yanındayım pozitif olarak. Ama sanat konusunda zaten daha güzel oluyor bence. Sanatta farklı şeyler yapıyor kadın sanatçılar. İsteyince görüyorum zaten. Yani çok tabii, yani plastik sanatlarda olsun, figüran sanatında olsun, kadın sanatçıların yaptığı işler erkek sanatçılara göre farklı. Neden farklı? Ruh halimizden farklı. Yani Venüs'ten gelme gibi. Yani Mars ve Venüs muhabbeti gibi. Evet. Yani o içten gelen hormonlardan da kaynaklanıyor tabii. Yani düşünme tarzımız, duygusallığımız. Tabii ki dünyalarımız farklı, bakış açılarımız farklı hayatı. Olay çözme şekillerimiz farklı, detay yanlarımız farklı. Çok fazla farkımız var. Evet, ama mesela kadın fotoğraf sanatçısı mesela çok fazla yok. Yok, fotoğraf sanatçısı. Tanınmış olarak yok. Ama ressam ve plastik sanatçılarda çok fazla kadın sanatçı var. Hatta erkekleri geçmiş durumdalar. O bakımdan mutluyum. Ama fotoğrafta neden kadın sanatçı çok fazla, bunu merak ediyorum. Bunu ben de sordum. Hatta atölyedeki öğrencilerimi yani çok merak ederdim. Yani fotoğrafta ilk üç deyince aklınıza kim gelir derdim. İsimler belliydi, Mehmet Bey. Ara Güler, Coşkun Ayağ ve Nuri Bilge Ceylan derler. Hiç diyordum kadın geliyor mu aklınıza? Hocam siz var. Çok teşekkürler. Onlar da öyle değilim. İlerleyen zamanlar ne dedim, o tabii ki yani. Onun için bu kadar çabalıyorum ve birçok şeye katlanıyorum vesaire, neyse. Kadın dendiği zaman evet, gerçekten yok. Yani Türkiye'de kadın fotoğrafçı benim bildiğim elbette var. O da benim kendi sektörümden kaynaklı. Çok fazla piyasaya ve çevreye hakim olmamdan kaynaklı ama ne yazık ki ilk etapta böyle sorduğunuzda birine kadın fotoğrafçı aklına gelmemesi üzücü bir durum tabii ki. Sizce neden yok İşte sektör ve piyasanın tamamen erkek egemen olmasından kaynaklı. Sinema sektörü de böyle. Kadınlar bu anlamda çok desteklenmiyorlar ve şimdi bu işin reklam sektöründen de yola çıkarsak, fotoğraf, reklam, medya, sinema, yoğun mesai saatleri kadının çok aktif çalışmasında olumsuz rol oynuyor. Özellikle kadın evleniyorsa, anne oluyorsa geri adım atmak zorunda. Aksi takdirde bu tempoda yer alması mümkün değil. Yani hem kariyerde yaparım hem çocukta, bu noktada çalışan, bu kariyerde çalışan biri için doğaya aykırı bir söylem var bu. Dolayısıyla sanıyorum çok da fazla tutkuyla yol almak isteyen isimler yok herhalde. Ben biliyorum kadın fotoğrafçıların olduğunu ama umarım en bilinenlerin arasında da ben olurum. Şöyle bir şey, ben şundan tahmin ediyorum çok fazla olmadığını. Sizin çalışmalarınızdaki kullandığınız malzemeler plastik sanatçıların kullandığı malzeme göre daha ağır. Taşınması evet, zor. Evet, tabii. Yani mekansal çalışma gerektirdiği için, yani
yalnızca makineyle değil, sizin sistemleriniz var, parafilal sistemler ya da başka evet, sistemler var, onlar çalışması gerekiyor, bir ekip olması gerekiyor. Bu taraf sanatçıları, yani çalışanlar bir ekip olarak, ekiple çalışıyorlar genelde. Aynen. Ama plastik sanatçılar özgürler. Tek kendi başlarına oturup tuvalin karşısında istediklerini yapabiliyorlar. Sorun da yok. Yapıp bitirip satabiliyorlar. Ya da en azından sergileyebiliyorlar. Ama fotoğraf da öyle değil. Fotoğrafta teknoloji de var. Artı bir de para harcıyorsunuz bayağı. Yani tabii teknolojiden de dolayı. Evet. Doymuyor ki teknolojiden. Doymuyor yani. Siz bir şey alıyorsunuz. Bir şey alıyorsunuz. Bitmiyor yani. Yani fotoğrafçılıkta alıyorsunuz bir makine, diyorsunuz ki bir 5 yıl sonra benim makine daha alacağım. Yok, 2 yıl sonra. 2 sene geçiyor, geçmiyor, ben yeni bir versiyon. Onu öğreniyorsunuz, ona uyduruyorsunuz. Keza programlar öyle. Bu tür nedenler bence yönelmeyi plastik sanatlara daha çok yönelir. Çünkü takip ettiğinizde çok başarılı kadın sanatçılar var. Hem Türkiye'de yaşayan, hem yurt dışında yaşayan Türk sanatçılarımız var. Onlar bizi gururlandırıyorlar zaten. Evet. Ben aynı şekilde Türkiye'deki kadın fotoğraf sanatçıları da görmek istiyorum. Ne gibi? Tabii şöyle bir şanssızlık da var onlar için. Türkiye'deki tüm sanat galerileri maalesef tuval üzerine kuruluyor. Tuval üzerinde işleri kabul ediyorlar. Yani fotoğraf sanatçılarıyla ilgili saygılar yok. Yani fotoğraf sanatçısına saygı açtırmıyorlar. Yani öyle bir ortam yok. Açmak isteseniz de zaten galeri bulma şansınız çok az. Neden diyeceksiniz? Çünkü diyorlar ki talep yok efendim. Artı ya da şöyle söylüyorlar. İşte hatta bakın sizin gibi seramik ve heykel sanatçıları da aynı sorundan müşteri. Evet. İki boyut ve üç boyutlular, yani üç boyutlularda istedikleri gibi sanat galeri bulamıyorlar. Aynı fotoğraf sanatçısı gibi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İşte bahsettiğim gibi yani biraz fotoğraf odaklı sanatın Türkiye'de fotoğraf odaklı çok fazla yer almaması. Yani aslına bakarsanız son dönemde fotoğraf sergisi açan büyük galeriler var İstanbul'da. İşte isim vermeyeyim, reklama girmesin. ama tabii ki sayısı az. Yani resim odaklı gidiyor sergiler ne yazık ki. Umarım sayısı çoğalır. Biraz da galerinin kendi prensibi çalışma şeklinden de kaynaklı. İşte fotoğrafın satılabilitesiyle de bağlantılı doğru orantılı. Yurt dışındaki pazar ne yazık ki hala Türkiye gibi oturmadı. O seviyeye gelirsek, o vizyona sahip olursak, ilerlersek bir gün olacaktır. Umarım o zaman da çok çabuk gelir. Fotoğrafın gelişmesi, fotoğraf sanatının gelişmesine daha da büyük katkıda bulunur. Sizi sevindirecek şöyle güzel bir şey söyleyebilirim. Bu internet ortamında mezatlar var biliyorsunuz. Mezatlar. Çeşitli tarihi eski eserlerin satıldığı mezatlar var. Bu mezatlarda fotoğraflar satılıyor bazen. Çok ilginç. Çok eski fotoğraflar satılıyor. Ve tahmin edebileceğiniz kadar düşük fiyatla başlayıp sonra çok güzel fiyatlara kapanıyor. Örnek vereyim size. Mesela bir film için çekilmiş normal tanıtım kartları var. Fotoğraf kağıdı basılmış. Siyah beyaz. İnanın şu anda onlar bile bu bahsettiğim mezatlarda 200 liraya satılıyor. Bakın 5 tane 200 liraya 5 tane normal fotoğraf kağıdına siyah kağıdı basılmış. Fotoğraf kağıdı basılmış. Fotoğraflar satılıyor. Ama eski. Yani 70'lerde 60'larda. Ama düşünün, aslında fotoğrafa ilgi var. Ama bunu Türkiye'de yönlendirmek gerekiyor. Gerçekten siz sanatçılara da bayağı bir görev düşüyor. Çünkü artık arkadaki eserlerin yağlı boya değil, heykel değil, fotoğraf da olması gerekiyor biraz biliyor musunuz? Salonlarda dekor olarak kullanılan tabloların artık bence fotoğraf da olması gerekiyor. Çünkü çok değerli fotoğraflar da var. Çok değerli fotoğraf sanatçıların eserleri yalnızca koleksiyonlarda kalmasın. Bence evlere de girsin. Ben bunu çok görmek istiyorum. Evet. Umarım ben de çok istiyorum tabii ki. Ben de çok istiyorum. Umarım söylediklerimiz bir an önce olur. Şu süreçte söylenenler çok zor biraz. Pandemi zaten dünyayı alt üst etti. Her sektör vurdu ister istemez. Bundan sonrası için ben elimden geleni yapıyorum fotoğraf adına. Bundan sonra da fotoğrafla ilgili başka bir şey yapmak isteyen çevrelerle ve arkadaşlarla da her zaman bir iş bilgiyle de hazırım.
Çünkü kendi adıma çok çaba sarf ediyorum fotoğrafla ilgili, fotoğrafın büyümesiyle de alakalı olarak. Pandemi olmasaydı çok farklı projelerimiz vardı ama artık 2022 senesinde kaldığımız muhtemelen. Son bir sorum var. Baya bir güzel, şu anda 7 dakikamış kalmış. Yani 6-7 dakikamız kalmış. Harika bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Son sorumu sormak istiyorum. Şöyle ki, bu özellikle ben merak ediyorum. Öğretim görevliliği size teklif ediliyor mu? Yani üniversitelerden katılmanız isteniyor mu? Ve bu konuda düşünceniz var mı? Şimdi öğretim görevliliği teklif şöyle, Nişantaşı Üniversitesi'nde derse girdim, fotoğraf dersine girdim, misafir öğretim görevlisi olarak. Boğaziçi Üniversitesi'nde yine bir workshop verdim, davet ettiler çocuklar, ekonomi kulübü öğrencileriydi. İşletme okuyorlar, ekonomi okuyorlar ve tasarımcı olmak istiyorlar, yani çok enteresan. Ve hayal ettikleri onlarla TVW'de çalışmak istiyorlar. Siz hayal ettiğiniz şirketlerden geçmişsiniz. Nasıl yol alabiliriz, nasıl yaparız? Güzel sanatlar okumadık ama nasıl yol alabiliriz? Ve onlar orada kısa bir sınav yaptım ve gayet de güzel işler tasarladılar. Bu arada Photoshop kullanmayı öğrenmişler, Illustrator öğrenmişler. Belli başlı grafik tasarım kurallarını öğrenmişler. Şöyle bir üstünden geçtik. Davet ettikleri noktada kabul ediyorum. Vaktim ve zamanım uygunsa. Bilkent Üniversitesi ile 2 yıldır kontak halindeyiz. Aslında orada fiziksel olarak güzel şeyler yapmayı planlıyoruz. İlk işte geçtiğimiz ay online olarak bir söyleşi yaptık onlarla. Önümüzdeki ay Nisan'da bir fotoğraf üzerine bir söyleşi düzenleyeceğiz. Eğer gidebiliyor olsaydım, yani eğitim devam ediyor olsaydı, orada güzel bir çekim ve workshop yapıyor olacaktım. Dersine davet ettiler. Şimdilik üniversite bunlar var. Peki kendinizi multidisipliner bir sanatçı olarak görüyor musunuz? Evet, öyleyim. Yani herhalde grafik kökenliyim ben. Grafik tasarım eğitimi aldım. Fotoğraf bizim aldığımız dersin içindeydi zaten. Grafik tasarım alan herkes iyi fotoğraf çekmek zorundadır. Fotoğraftan anlamak zorundadır. Tasarımda fotoğraf ilişkisi, tasarımda fotoğrafın nasıl kullanılması gerektiğine dair. Fotoğraf grafiktir aslında. Hep şunu söylerim. Her tasarımcı çok iyi fotoğraf çeker ama her fotoğrafçı tasarım yapamaz. Yani ikisi bunları farklı şeyler çünkü. Tasarım anlamında yani grafik noktasında Mesela heykele mesela merakınız oldu mu? Heykel ya da kesinlikle diğer merakım var. sanatlarla. Reklam yapmak istiyorum. Hatta de, kardeşim Esen benim biliyorsun Doğu'nun üniversitesinden sürekli böyle bir yıldır hani Görkem bir heykel dersine gidelim yapalım hep gideceğiz yapacağız edeceğiz hep bir kaldı. Annem ressam bu arada. Resim bizim aile Evet. çocukluktan. Babam Yıldız Teknik Mimarlık son sınıf ne yazık ki terk. Dönemin siyasi koşullarında o 80 dönemin o zor dönemlerinde okulu tamamlıyormuş. Daha sonra İktisat Fakültesi bitiriyor ve mezun oluyor. Bizim ailede sanat genetik Mehmet Bey. Dolayısıyla sanatın her Zaten ben yerinde. sanatın genetik olduğuna inananlardanım. Yani bu genetik olarak geçiyor. Ben karşı Öyle mi? gruptanım yani. Genetik olduğuna inananlardanım. Yani şu Doğrudur. anda siz de söylediniz zaten. Ben... Çünkü o doğuştan gelen bir yeterek içeride yani o göz görmeyi bilmiyorsa, bakmayı bilmiyorsa, estetiği bilmiyorsa, güzel sanatlar kaygısı taşımıyorsa, dışarıda olan eğitim istediği kadar fazla olsun, ortaya çok fazla bir şey çıkmıyor. O başka bir dünya. Ben buna karşı olanlara şöyle demek istiyorum. Örnek veriyorum. Ben 10 yaşında evde oturup resim yapan, mum boyalarının içine gömülmüş kağıtlarda çalışırken 10 yaşında diğer arkadaşlarım sokakta top oynuyorlar. Yani üstleri başları yırtılana kadar top oynuyorlar. Aramızda fark var bakın. Biri dışarıda oynamayı çok seviyor. Diğeri evde resim yapmayı seviyor. Bu genetik değil de nedir yani? Bana biri Genetik. tepeme basmıyor ki yani bu resim yaptı. İçinizden geliyor böyle bir şey. Yani bence ondan genetik olduğuna ben inanıyorum ve siz de zaten şu anda çok güzel özetlediniz. Yani bu Teşekkürler. multidisiplinerlik de bence oradan geliyor size. Oradan geliyor. Reklamcı olmasaydım sanıyorum bu kadar çok şey bir arada olmazdı. Yazı da yazıyorum bu arada. Köşe yazarlığım da var. Yani aslında hepsiyle ilgili çok fazla şey yapmak istiyorum. Dijital art kısmında video art birçok şey yapmak istiyorum ama artık hangisine eğileceğimizi bilemeyince ve işte 2017'de de ticaret atılınca iş bambaşka bir yere dönüyor. Bir taraftan ticaret yapıyor oluyorsunuz. Onun şartları ve koşulları da
etkiliyor ister istemez. Sizi farklı kaygılar taşıyorsunuz. Pazarlamada da aktif olmanız, bilgi sahibi olmanız gerekiyor kendi markanızı yükseltmek için. Farklı uzmanlıklar var. Evet, ben gerçekten çok teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu. Ağzınıza sağlık. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bize katılan, bizi takip eden tüm arkadaşlara, dostlara da çok teşekkür ediyorum. Bu yayınımızı Instagram'ın IGTV'sinden alabilirsiniz. Yani aynı birebir birebir olarak görebiliyorsunuz. Okay. Oradan takip edebilirsiniz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Katılan herkese de selamlar. İyi baksınlar kendilerine. İyi teşekkürler. İyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Herkese çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Özlem Diken'le yaptığımız görüşme tamamlamış oluyoruz. Artık diğer sanatçılarımıza da görüşmeler devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız ve bizi bugüne kadar yalnız bırakmanız için çok teşekkür ediyorum. Melih Altüz'ün katılmış görüyorum. Çok teşekkür hocam. İnşallah sizinle de yakın zamanda görüşeceğiz. Figen arkadaşım, sizinle de aynı şekilde çok yakın zamanda görüşeceğiz. Herkese çok teşekkür ediyorum katıldıkları için. İyi akşamlar diyorum. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.